Merhaba arkadaşlar, Temel HTML dersleri videomuza hoş geldiniz. Bu dersimizde HTML o, hakkında konuşacağız. Web tasarımının iskeleti olan, web kodlamanın iskeleti olan HTML üzerine konuşacağız. O, HTML etiketlerinin kullanımı ve bunların hangi özelliğe sahip olduğunda yine o, bu dersimizde bulabileceksiniz. Şimdi ben kodlamaya başlamadan önce belli notlar aldım. Bu notlar üzerinden konuşmak istiyorum öncelikle. Şimdi HTML Hypertext Markup Language demek. Bu 89-90 yıllarında açıkçası bilimsel makalelerin paylaşılması üzerinde üzerinde kullanılan bir işaretleme dili. 93'ten sonra sanıyorum ki 93 o civarlarda daha çok ticari ve kişisel bilgisayarlarda da kullanıma geçti arkadaşlar. Web'in en temel öğesi diyebiliriz biz HTML için. Şimdi neden HTML için web'in en temel öğesi diyebiliriz? Şundan dolayı. Öncelikle bir web sayfasında kesinlikle ve kesinlikle HTML olmadan bir web sayfası yapılamaz. Çünkü neden? HTML Web sayfasında kullanılan yazıların, görsellerin, fotoğrafların o, nerede bulunması gerektiğini belirtir. Biz daha sonra bu e, HTML'i biz iskelet olarak düşünürsek, daha sonra CSS yardımıyla bu iskeletimize özellikler katarız, JavaScript yardımıyla belli fonksiyonları yerine getirmesini isteriz arkadaşlar. O nedenle e, HTML'i web sayfası temel iskeletli olarak düşünülebiliriz. Şimdi şurada şöyle bir notu almışım. HTML işaretleme dili programlama dili değil. Bunu şu şekilde açıklayalım. Örneğin biz Java ya da C++ programlama dilleriyle arkadaşlar bir oyun tasarlayabiliriz. Ama HTML dilini kullanarak herhangi bir oyun ve programlama yazamayız arkadaşlar. Yalnızca HTML'de kullanılan kodlar yardımıyla bu kodları okuyan programlar vasıtasıyla bir şeyler oluşturabiliriz. Çünkü aranızda şey diye o, düşünenler ya da bunu dinlediğinde şu şekilde cevap verecekler olabilir. HTML5'te de o, browser'lar yani tarayıcılar yardımıyla HTML5 oyunlar var mesela. Ancak söylediğim gibi bu oyunlar HTML kodlarıyla yazılmış oyunlar değil. Başka bir program yardımıyla bu HTML kodlarını okunmasıyla ortaya çıkan programlar arkadaşlar. Oyunlar. Şimdi HTML'in genel kullanım şekli var. Etiket adı büyük ve küçük işaretin arasında olan etiket adı. Sonra bu arada kullanılacak içerik ve daha sonra etiket adının kapatılması arkadaşlar. Genel kullanım bu şekilde. Bazı yalnızca şu son taraftaki etiket adı olmadan da kullanılan HTML etiketleri var. Tag deniliyor onlara. Şu şekilde kullanılan HTML etiketler var ama genel olarak HTML etiketlerinin kullanımı bu şekilde. Örneğin şöyle yazalım hemen. Mesela biz bir başlık oluşturacağız arkadaşlar. H1 etiketimizi açıyoruz. Bu bir başlık diyelim. Ve sonra H1 etiketimizi tekrar kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kullanılıyor. Özetlemek gerekirse, söylediğim gibi HTML işaretleme dili yardımıyla tarayıcılar HTML yardımıyla web sayfalarının içeriklerinin nerede olduğunu ve hangi içeriklere sahip olduğunu anlarlar arkadaşlar. Şimdi. Ee, bu dersimizin en azından ilk başlangıç birkaç dersinde ben e, editör olarak kod editörü olarak notepad kullanacağım. Çünkü e, dediğim gibi temel HTML derslerine ilgi duyan arkadaşlar muhtemelen e, daha önce HTML bilgisi olmayan ya da çok az olan arkadaşlar olacağı için tüm yazacağımız şeyleri e, tüm yazacağımız kodları arkadaşlar başka editörlerin yardımı olmadan yalnızca notepad'te sade bir şekilde birebir yazarak kendimiz oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle ilk sayfamızı oluşturalım HTML yardımıyla ve bunun üzerine konuşalım arkadaşlar. Şunları tamamıyla siliyorum. Şimdi öncelikle şöyle bir kod yazalım. Daha sonra üzerine konuşalım type html ve kapattım arkadaşlar. Şimdi bu kod bize bu dokümanın bir son HTML5 standartlarında bir döküman olduğunu söyler web tarayıcısına. Daha sonra arkadaşlar ikinci satırımıza html etiketimizi yazarak başlıyoruz. Her şey tabi html etiketimizi yazdık bir de bunu kapatacağız pardon şimdi html kodları tüm html kodları bu iki etiketin arasında olur arkadaşlar tarayıcıların okuyacağı tüm html kodları bu html açılış ve html kapanış etiketlerinin ...arasında olur arkadaşlar. Başlığımız buraya gelir. Body dediğimiz etiketler... ...tamamı bunun içerisinde bulunur. Ayrıca... ...bu dersin... ...bu dersleri kapsamakla beraber... ...CSS ve... ...JavaScript kodları da bu etiketlerin... ...içerisinde olur arkadaşlar. Sonra... ...bu HTML... Işte, ...etiketlerimizin arasına... ...şöyle... Head etiketi yazalım arkadaşlar. Bunu da kapatalım. Yazdık, kapattık. Şöyle, bu head etiketinin içerisinde arkadaşlar, genelde bizim e, sayfamızın başlığı ve sayfaya ait metadata'lar yazılır. Şimdi bu metadata ne demek? İleride daha net konuşacağız ama, mesela sayfamızda kullanılan fontlar, daha sonra sayfamızda kullanılan CSS ve Java kodları genelde head tagının içerisinde de yazılır arkadaşlar. Daha sonra şöyle head tagın içerisine bir tane başka bir etiket daha yazalım. Title olsun bu etiketimizde. Title etiketini yazdım arkadaşlar. Sonra Title etiketini kapattım. Şimdi şimdilik şurası, şurayın arasında yalnızca 3 nokta koyalım. Daha sonra bunu sayfamızı kaydettiğimiz zaman ne olduğunu göreceğiz. Daha sonra Body e, Head etiketinden sonra bu kez sayfadaki içeriklerin bulunca Body etiketini yazıyoruz arkadaşlar. Bunu da body etiketi şeklinde yazdık. Sonra bu body etiketimizi kapattık. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere doc type'ımız html5 dedik. Daha sonra html etiketlerini açtık, kapattık. Bunun arasına yukarıya head etiketini açtık, kapattık ve sonra body etiketini açtık, kapattık. Burada şey yazabiliriz arkadaşlar web sayfamızın içeriği buraya diyebiliriz burada. Head içerisine de web sayfamız web sayfamız hakkında bilgileri yazıyoruz dediğimiz gibi. Şimdi Şimdi burada arkadaşlar bunları e, bunların tabii ki görünmesini istemiyorum. Ve görünmesini istemediğimiz e, notlar için arkadaşlar comment line yani yorum satırı ekliyoruz. Yorum satırı eklemek için arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Bir tane bir tane pardon, küçüktür işareti açtık ünlem koyuyoruz. İki tane tire getiriyoruz arkadaşlar. Sonra iki tire ile kapatıyoruz. Bu yaptığımız işlemle şuraya yazdığımız web sayfasındaki bilgilerin görünmemesini sağlayacağız. Gerçi web sayfası hakkında bilgiler zaten görünmeyecekti bunlar. Bu head etiketlerin arasında olduğu için ama Yine de kodumuzu yazarken bu şekilde yorum şeylerine ihtiyaç duyabiliriz. Mesela arkadaşlar şöyle şuraya da yine ben bu şu cümlenin şu an için web sayfasında görünmesini istemiyorum. Yorum satırı oluşturmak için ne yapıyorum? Küçük işareti 2 tire daha sonra 2 tire sonra büyük işaretiyle arkadaşlar yorum koyuyorum buraya şimdi bu dosyamızı save arkadaşlar file save diyorum. farklı kaydet muhtemelen temel html5 dersleri arasında bunu arkadaşlar ilk sayfa nokta html şeklinde kaydediyorum arkadaşlar okey diyorum kaydettim. İlk sayfamıza gittiğim zaman bunu açtık arkadaşlar Google Chrome'la. Gördüğünüz üzere herhangi bir şekilde hiçbir şey yok. Çünkü notpede dönersek hiçbir şey yazmadık. Şuraya yazdığımız cümle neden çıkmadı? Çünkü bunu da yorum içerisine ekledik bunun görünmemesini sağladık. Yorumlar bize ne, iş, ne işe yarar? Mesela sayfanın Aşağıya sayfanın ilk başlığını yazacağız diyelim. Mesela baş, ne başlık yazacağımızı unuttuk. Sonra ne başlık yazacağımızı öğrendik. Bunu nereye yazacağımızı bu şekilde yorum satırından bulabiliriz arkadaşlar. Aşağıya bir başlık yazacağım diyelim. Şimdi H1 etiketimizle bir başlık yazmaya başlayalım arkadaşlar. Açıyorum. Genel kullanım neydi? Önce etiketimizi açtım. Daha sonra bu bu bir H1 etiketi diyorum arkadaşlar. Ne yaptım? Daha sonradan bunu kapattım. Ctrl S'li save ettim arkadaşlar. Sonra geliyorum şurada. Refresh ettiğim zaman bu bir h1 etiketi şeklinde o, ilk HTML5 kodumuzu yazmış ve oluşturmuş olduk. Şimdi title ile ilgili, başlıkla ilgili bir şey söyleyeceğim. Dikkat ederseniz burada 3 nokta vardı. Bakın orayı değiştirip bir şeyler yazdığım zaman şuradaki web sayfanın başlığının değiştiğini göreceksiniz. Geliyorum arkadaşlar. Title kısmına diyorum ki bu benim ilk sayfam şeklinde değiştirdim burayı. Kaydettim. Sonra arkadaşlar geliyorum sayfamı refresh ettiğim zaman gördüğünüz üzere şuradaki sayfamızın başlığı bu benim ilk sayfam şeklinde oldu arkadaşlar. İlk HTML dersimizin sonuna geldik arkadaşlar bundan sonra diğer farklı HTML etiketleriyle dersimize devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.